çok kıymetli misafirlerimizin yerlerine geçmelerini önemli rica ediyoruz. Programımız başlamak üzere. Kıymetli Hazır'ın salonumuza teşrif etmektedir. Lütfen kıymetli misafirlerimiz ve delegelerimiz yerlerine geçmelerini önemli rica ediyoruz. Evet, çok kıymetli misafirlerimiz ve kıymetli delegelerimiz. Misafirlerimiz salona teşrifleriyle onurlandırmışlardır. Programımızın başlaması için siz kıymetli misafirlerimizin yerlerine geçmelerini önemli rica ediyoruz. Evet, çok kıymetli misafirlerimiz, Milliyetçi Hareket Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Serdar Soydan Başkanımız ve İl Başkanımız Ömer Gürsoy Başkanımız salona teşrifleriyle onurlandırmışlardır. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hüdapar İl Başkanı Tahir Ünsal, başkanımız aramızdalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, kıymetli ilçe başkanımız, Mezit ilçe başkanımız Hüseyin Kılıç, Tarsus ilçe başkanımız Abdurrahman Altın Sucu başkanlarımız aramızdalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, kıymetli Toroslar İlçe Belediye Başkan Adayımız Sayın Ali Öz Başkanımız aramızdalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz başkanım. Evet, çok kıymetli misafirlerimiz, programımız başlamak üzere. Kıymetli delegelerimiz ve misafirlerimiz yerlerini almalarını önemli rica ediyoruz. Evet, Cumhurbaşkanımızın yol ve dava arkadaşları, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ali İhsan Yavuz, Seçim İşleri Başkanımız, kıymetli önceki dönem Hazine ve Maliye Bakanımız, Mersin Milletvekilimiz Nurettin Nebati Başkanımız, kıymetli Mersin Milletvekilimiz Ali Kıratlı, Mersin Milletvekilimiz Hava Sibel Söylemez,
Merkez Karar Yönetim Kurulu üyemiz Mustafa Sever, Sayın Mersin İl Koordinatörümüz Abdullah Özer, koordinatörlerimiz Haşim Taşkıran ve kıymetli Doğu Anadolu Bölge Koordinatörlerimizden Hacı Özkan salonumuza teşrifleriyle onurlandırmışlardır. Ve kıymetli Mersin İl Başkanımız Adem Aldemir aramızdalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Kıymetli AK Parti ailemiz, birbirinden değerli teşkilat mensuplarımız, AK Parti'mizin AK kadınlarına, AK Parti'mizin AK gençlerine, AK Partilimizin kuruluşundan bugüne görev almış tüm teşkilatlarımızın bu kutlu yürüyüşte ardından yol yürümekte onur ve gurur duyduğumuz liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimizin teveccühüyle, milletimizin partisi olarak hep bir olduk, Türkiye olduk, Mersin olduk, Toroslar olduk diyoruz. AK Parti Toroslar 6. Olağan İlçe Kongremiz, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet kıymetli misafirler ve kıymetli hazirun, elimize bir önerge gelmiştir. AK Parti Toroslar 6. olan kongre divan başkanlığına AK Parti Toroslar ilçe, AK Parti Toroslar ilçesi ilçe başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile il kongre delege, asıl ve yedek üye aday listemiz ekli sunulmuştur. Gereğini arz ve teklif ederiz. Evet, şimdi divan önergesini sunuyorum. Divanın oluşması için AK Parti Toroslar İlçe Kongre Divan Başkanlığı ve divan üyeliği görevini yürütmek üzere aşağıda yazılı adayları arz ve teklif ederiz. Divan Başkanı Muhammed Abdullah Özer, Divan Başkan Yardımcısı Ramazan Çetinkaya, Katip Üyeler Emsal Şaşmaz, Tahsin Özkaya, Eyüp Elsari. Teklifi sunanlar ilçe sekreteri Aziz Doğan, delege İhsan Akagündüz, İlyas Yeripınar. Kabul edenler, teşekkür ediyoruz. Divan üyelerimizi yerlerine teşrifleriyle kürsüye arz ediyorum. Çok kıymetli Genel Başkan Yardımcım, önceki dönem Hazine ve Maliye Bakanım, çok kıymetli Merkez Karar Yönetim Kurulu üyem, değerli milletvekillerimiz, il koordinatörlerimiz, il başkanımız, teşkilatımızın her kademesinde tohumlarının serpildiği ilk günden filizlenip büyüdüğü bugüne kadar mensubiyetinden onur duyduğumuz partimizin çok kıymetli mensuplarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Toroslar ilçemizin 6. olağan kongresinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. AK Parti kurulmadan önce sorunların kaynağı haline gelmiş bir devlet mekanizmasıyla, devlete kırgın bir milletle, toplumu tehlike olarak gören bir sistemle, vatandaşı hiçe sayan bir bürokrasiyle ve tüm bunlar karşısında azize düşmüş bir siyaset mekanizmasıyla Türkiye'yi yeni çağa taşıyamazdık. AK Partimiz 14 Ağustos 2001'de kurucu genel başkanımız, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulurken
mevcut siyasi partilere bir yenisi eklensin diye değil. Kökü tarih kadar da derinlerde olan bir davayı omuzlamak için kurulmuştur. Ve bugün, kurulduğu günden bugüne elhamdülillah sayısız başarılara imza atmıştır. Tekrar önümüzdeki günlerde rekorlardan rekorlara koşacak, yeni çalışmalara imza atacağımız 6. olan kongremizde Toroslar'da bulunmuş bulunuyoruz. Tekrar ben kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyor. Tüm kıymetlileri, tümleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Şimdi sizlere kongre gündemimizi arz ediyorum. Yoklamamız ve açılışımız yapıldı. Kongre divanın teşekkürü yapıldı. Şimdi de saygı duruşu ve İstiklal Marşı için sizleri uygun vaziyete davet ediyorum. Şimdi de Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kongremize gönderdiği videolu mesajı arkadaşlarımız yayınlayacaklar. Buyurun arkadaşlar. Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, değerli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında AK Parti'nin ülkeye ve millete hizmet mücadelesine gönül veren tüm vatandaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Şu an aranızda bulunamasam da kalbimin sizlerle birlikte çarptığını, orada o salonda sizlerin heyecanına ortak olduğumu bilmenizi istiyorum. Kuruluşundan itibaren teşkilatımızın çatısı altında görev yapmış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Partimize hizmet etmiş, destek vermiş kardeşlerimizden vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. 14 Ağustos 2001 tarihinde partimizi kurarken nasıl bir heyecan içindeysek bugün de aynı heyecanla yolumuza devam ediyoruz. Doğruluktan, dürüstlükten, samimiyetten ayrılmadan, milletin emanetine halel getirmeden tüm Türkiye için 85 milyonun her bir ferdi için çalışmayı sürdürüyoruz. AK Partili kadrolar olarak hep birlikte nice zorlukların üstesinden geldik. Nice engelle karşılaştık. Nice badireler atlattık. Nice saldırıları püskürttük. Şartlar ne olursa olsun millete verdiğimiz sözlere daima sadık kaldık. Türkiye'ye tarihinin en büyük kalkınma, demokrasi ve yatırım hamlelerini kazandırmanın, 81 vilayetimizin her karışında eserlerimizle mührümüzü vurmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Her zaman söylüyorum, bizim siyasetimiz
eser ve hizmet siyasetidir. Biz aynı zamanda milletle ve kendi arasında daima muhabbetin diliyle, gönül diliyle konuşan bir kadroyuz. AK Parti'yi bugünlere getiren sır, milletin sesine kulak vermemizdir. Hiçbir komplekse kapılmadan milletin vicdan terazisinde muhasebesini yapması, nerede eksiği varsa üzerine kararlılıkla gitmesidir. 23 yıldır milletin umudu olmayı, milletin sorunlarına çözüm adresi olmayı işte böyle başardık. 8. olağan kongre sürecimizde de inşallah aynısını yapacağız. Kongrelerimiz parti olarak kendimizi yenilemenin yanı sıra milletimizle kucaklaşmanın, 85 milyonun tüm mensuplarıyla gönül köprülerimizi güçlendirmenin vasıtası olarak da görüyoruz. Her zaman olduğu gibi yine kardeşlik ve dayanışma ikliminde kongremizi gerçekleştirecek, çok daha güçlenmiş, güç ve enerji toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Ak saçlılarımızın ve emektarlarımızın tecrübesini, gençlerimizin heyecanı ve dinamizmini, hanım kardeşlerimizin de nezaket ve samimiyetini birleştirerek inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz. Siz dava arkadaşlarıma güveniyorum. Rabbime, şahsıma sizler gibi vefakar, sizler gibi gayretli yol arkadaşları bahşettiği için sonsuz hamd ediyorum. Kongremizin partimiz, ilimiz, ülkemiz ve demokrasimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Durmak yok, yola devam. Durmak yok, hizmete devam diyor. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Bu kıymetli mesaj için Sayın Genel Başkanımıza, Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi arz ediyorum. Açılış konuşmalarını yapmak üzere ilçe başkanımız Sayın Ferdi Çokkeser'i mikrofona davet ediyorum. Buyurun başkanım. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar? Madem ki yar vardır. Yoktan da vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Çok kıymetli AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ali İhsan Yavuz, önceki dönem Hazine ve Maliye Bakanımız, Mersin Milletvekilimiz Sayın Nurettin Nebati, önceki dönem Ekonomi Bakan Yardımcımız, AK Parti MKYK üyemiz Sayın Mustafa Sever, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divan üyemiz, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyemiz, AK Parti Mersin Milletvekilimiz Sayın Havva Sibel Söylemez, AK Parti Mersin Milletvekilimiz Sayın Ali Kıratlı, Mersin'imizin takım kaptanı, emektar, fedakar, cefakar il başkanı Adem Aldemir, Mersin il koordinatörümüz Muhammed Abdullah Özer, önceki dönem Mersin Milletvekilimiz, Doğu Anadolu Bölge Koordinatörümüz Sayın Hacı Özkan, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı
Sayın Ömer Gürsoy. Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Serdar Soydan. Cumhur İttifakı Toroslar Belediye Başkanı adayımız Sayın Ali Öz. Milliyetçi Hareket Partisi MKK üyeleri. Milliyetçi Hareket Partisi Toroslar İlçe Başkanımız Sayın Osman Mete Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin ilçe başkanlarımız ve yönetimleri. Hüdapar, Yeniden Refah, Büyük Birlik Partisi il ve ilçe başkanları ve yönetimleri. Belediye meclis üyelerimiz, mahalle muhtarlarımız, mahalle başkanlarımız, sandık müşahitlerimiz, kıymetli delegelerimiz, basınımızın güdüde temsilcileri, hemşeri derneklerimiz ve değerli dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Doğu Anadolu Bölge Koordinatörümüz Sayın Haşim Taşkıran'a da tekrar hoş geldiniz diyorum. AK Parti Toroslar İlçe Teşkilatımızın 6. olağan kongresi partimiz, Toroslarımız, Mersinimiz ve tüm dost kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Kongremize katılan tüm misafirlerimize de hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. AK Parti'mizin kurucusu, mazlumların umudu, dünya liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Toroslardan selam olsun. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bilge Lider Doktor Devlet Bahçeli'ye Toroslardan selam olsun. Partimizin kurulduğu 14 Ağustos 2001'den bugüne kadar AK Parti Toroslar İlçe Başkanlığımıza görev yapmış Fatih Kalkan Başkanıma, Onur Ünlü Başkanıma, Bekir Topçu Başkanıma, Bilal Babalıklı Başkanıma ve yönetimlerine, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca ahirete intikal etmiş olan dava arkadaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Hatıralarını hürmetle yad ediyorum. Kıymetli dava ve yol arkadaşlarım, kurulduğu bugünden bu yana kadar çeyrek asır geride bırakmaya hazırlanan AK Parti'miz bu dava uğruna yüreğini ortaya koymuş siz değerli arkadaşlarım sayesinde daha da güçlenerek büyük bir azim ve kararlı yoluna devam edecektir. Arslanköy'den Mevlana Mahallesi'ne, Ayvagedi'nden Demirtaş Mahallesi'ne, Değnek Mahallesi'nden Kurdali Mahallesi'ne, 67 mahallemizdeki tüm neferlerimizle birlikte Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde yürümeye devam edeceğiz. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, güzel Toroslar ilçemizin Alevisiyle, Sünnüsüyle, Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Çerkeziyle, tüm etnik gruplarıyla bir aile kültürüne sahiptir. Bugüne kadar hiçbir vatandaşımızı ayırmadan, ayrıştırmadan kucakladık ve kucaklamaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın her fırsatta söylediği gibi iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız şiarıyla. Ben de buradan diyorum ki iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Toroslar olacağız diyorum. Yeni kongremizde görev olacak olan dava arkadaşlarıma şimdiden başarılar diliyorum. Görevi devredecek olan arkadaşlarımıza da yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimize olsun. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Durmak yok, yola devam. Kalın sağlıcakla. Değerli başkanımıza konuşmalar için teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Mersin İl Başkanımız Sayın Adem Aldemir'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Müzik.
millet ben olan Recep Tayyip Erdoğan. Göründüğü gibi olan gücünü millet ben olan Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Nurettin Nebati Bakanım, Sayın MKYK üyemiz, kıymetli milletvekillerimiz, önceki dönem milletvekilimiz, önceki dönemlerde il başkanlarımız var, Milliyetçi Hareket Partimizin değerli il başkanı ve değerli yönetimi, Hüdapar İl Başkanımız ve değerli yönetimleri, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, il yöneticilerimiz, il kadın kolları başkanımız, il gençlik kolları başkanımız ve değerli yönetimleri, ilçe yöneticilerimiz, mahalle muhtarlarım, mahalle başkanlarımız, çok kıymetli delegelerimiz, çok değerli basın mensupları, sevgili gençler, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada Toroslar ilçemizden Ya Allah Bismillah diyerek kongrelerimize başlıyoruz. Rabbim niyetimiz gibi istikametimizi de hayır eylesin inşallah. Değerli dava arkadaşlarım, sözlerime başlamadan önce partimizin kuruluşundan bugüne kadar emek veren, hizmet eden, bu şeref sancağını bir adım daha ileriye taşıma gayreti içerisinde bulunan bütün dava ve yol arkadaşlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ebedi aleme irtihal eden değerli dava ve yol arkadaşlarıma da Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün düğün bayram havasında, birlik beraberlik içerisinde büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla Toroslar ilçemizin kongresini gerçekleştiriyoruz. Bu bir bayrak yarışı. Ben buradan görevi devreden dava arkadaşlarıma yapmış oldukları gayretlerden, mücadelelerden dolayı sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Göreve yeni başlayan değerli dava arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Yenileneceğimiz, tazeleneceğimiz kongre sürecimizin yeni bir uyanışa, yeni bir dirilişe vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. AK Parti bu milletin aklından ve vicdanından süzülerek kurulmuş büyük bir millet hareketidir. Milletin partisi olma şerefiyle bugünlere gelmiştir. Milletimizin zihin ve gönül köklerine bin yıldır mayaladığı bu büyük sevda gelecek bin yılın da rüyasını besleyecektir. Bu sevda daha da güçlü bir Türkiye'nin inşasıdır. Bu sevda aziz milletimize hizmet etme sevdasıdır. Bu sevda hakka ve hakikate hizmet etme sevdasıdır. Türkiye sevdasına gönül veren, inanmışlara, adanmışlara Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yol ve dava arkadaşlarına selam olsun. Güven ve istikrar iklimini tahkim etmek için, milletimizin refahını yükseltmek için durmadan, yorulmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Eserlerle, hizmetlerle, projelerimizle
milletimizi hayalleriyle buluşturan AK Parti'miz, umudun, icraatın, geleceğin partisidir. Cesaretiyle, vizyonuyla sadece Türkiye'nin değil, dünya mazlumlarının umudu olan bir liderimiz, dünya lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sahibiz. Biz bir oldukça, beraber oldukça bu dava daha da büyüyecek, Türkiye'ye ve tüm insanlığa umut olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son vermeden önce teşriflerinden dolayı Sayın Genel Başkan Yardımcımıza, Sayın Bakanımıza, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımıza, Hüdapar İl Başkanımıza ve değerli dava arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Salonun hazırlanmasında emeği geçen bütün dava arkadaşlarımıza, her birine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Kongremizin Toroslar ilçemize, AK Parti'mize, Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın İl Başkanımıza bu güzel konuşmalar için teşekkür ediyorum. Çok kıymetli katılımcılar, şimdi de kongremize telgraflarıyla katkı sağlayan çok kıymetli büyüklerimiz var. Divan üyemiz Sayın Emsal Şaşmaz'a söz veriyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Siz. Değerli dava ve yol arkadaşlarım, değerli hazirun. Salonumuzda birbirinden değerli büyüklerimiz olduğu gibi aramızda bulunmayan değerli büyüklerimizin de telgrafları var. Ben telgrafları tek tek okumak yerine isimlerini sizlere arz etmek istiyorum. Ekonomi eski bakanı 24. dönem AK Parti Mersin Milletvekili Sayın Zafer Çağlayan. Önceki dönem Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan. 27. dönem AK Parti Mersin Milletvekili Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Zeynep Gül Yılmaz. 22. ve 26. dönem Uşak Milletvekili AK Parti Genel Merkez Denizli İl Koordinatörü Sayın Doktor Alim Tunç. 26. ve 27. dönem AK Parti Mersin Milletvekili AK Parti Genel Merkez Antalya Koordinatörü Ali Cumhur Taşkın. 25. ve 26. dönem AK Parti Mersin Milletvekili Profesör Doktor Yılmaz Tezcan. Ve son olarak AK Parti Mersin Genel Merkez, pardon, AK Parti Genel Merkez Karaman İl Koordinatörü, önceki dönem Mersin İl Başkanı Avukat Cesim Ercik. Kongremize mesaj gönderen kıymetli büyüklerimize teşekkür ediyorum. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Mersin Milletvekilimiz Sayın Havva Sibel Söylemez'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Vekilim. Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Bakanım, çok kıymetli protokol, çok kıymetli dava arkadaşlarım, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Toroslar ilçemizin 6. Olağan İlçe Kongresi'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tabii Toroslar ilçesinin bende ayrı bir yeri var. Kurucu başkan yardımcılarından biriyim.
Yıllar önce arkadaşlarımızla birlikte Torosları büyük bir heyecanla kurmuştuk. Aynı heyecan artarak Ferdi Başkanımızın da başkanlığında devam etti. Kendisine emekleri için çok teşekkür ediyoruz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin inşallah. Partimizin kuruluşundan itibaren tüm aşamalarda, kademelerde görev yapmış tüm başkanlarıma teşekkür ediyorum. Vefat eden başkanlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hep beraber inşallah nice güzel kongreler geçirmeyi Rabbim bize nasip eder. Sayın Bakanımıza Mersin'imizi daha ileri noktalara taşımak için vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcımıza, kongremize ve Mersin ilimize teşriflerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Ferdi Başkanıma ve yeni yönetimine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Sayın Milletvekilimize çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Mersin Milletvekilimiz Sayın Ali Kıratlı'yı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Vekilim. Sayın Genel Başkan Yardımcım, çok değerli önceki dönem Hazine ve Maliye Bakanım, çok değerli ağabey Mersin Milletvekili Nurettin Ebati Bakanım, çok kıymetli hazirun, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle ve özlemle selamlıyorum. AK Parti Toroslar 6. Olağan Kongremiz hayırlı uğurlu olsun, hoş geldiniz, şerefler getirdiniz, sefalar getirdiniz. Çok kıymetli dava arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, öncelikle sözlerimin başında bugüne kadar Toroslar'da emek vermiş kurucu ilçe başkanımız Sayın Fatih Kalkan'a, kıymetli Bilal Babalıklı'ya, çok değerli Onur Ünlü'ye ve çok değerli Ferdi Başkanıma ve onların kıymetli yönetimlerine çok çok teşekkür ediyorum. Ebediyete ihtial etmiş değerli dava arkadaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Ve özellikle Avni Atmaca geliyor aklıma, Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Ankara dönüşü yine bir parti programında vefat etmişti trafik kazasında. Çok değerli dava arkadaşlarım, bizler için kongreler bir yenilenmedir. Özellikle hamurunu milletin yoğurdu. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunda, izinde, onun sağında, solunda, bir adım arkasında bu davanın sandığından il başkanına kadar her bir kademesinde görev yapmak bizim için bir onur, bizim için bir şereftir. Hamdolsun 22 yıldır bu ülkeyi Cumhurbaşkanımızla beraber nereden nerelere getirdik. Özellikle bu süreçte hizmet eden, bizlerle beraber yol yürüyen bütün gönüldaşlarımıza, bizlere oylarıyla, dualarıyla destek veren bütün gönüldaşlarımıza, dava ve yol arkadaşlarımıza ben hasreten çok teşekkür ediyorum. Tabii Toroslar bizim için çok kıymetli. Toroslar AK Parti siyasetinin, hizmet siyasetinin fitilinin ateşlendiği ilçelerin en başında geliyor. Özellikle geçmişimizden bugüne kadar Torosların Cumhurbaşkanımıza ne kadar sahip çıktığını hep birlikte gördük, hep birlikte yaşadık. Son seçimlerde bir trafik kazası yaşasak da biz biliyoruz ki Toroslar Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakı'na her zaman sahip çıktı, sahip çıkmaya da devam edecek. İnşallah bugün bayram havasında gerçekleştirdiğimiz bu yenilenme kongremizle beraber özellikle görev alacak arkadaşlarımızın üstün çaba ve gayretleriyle bütün teşkilatlarımızla sandığında, ilçe yönetiminde, il yönetiminde, milletvekillerimizde, genel merkezimize kadar tekrar geçmişte yaşadığımız başarıların üzerine bir tuğla daha koyacak, tekrar yeniden o zirveleri beraber yaşayacağız. Ben tabii sözün ustaları burada. Sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Özellikle kongrelerimizin bugün burada ilkini gerçekleştiriyoruz. Kongremiz Mersin'imize, Toroslarımıza, ülkemize, partimize hayırlı uğurlu olsun. Rabbim mahcup etmesin. Görev alacak arkadaşlarımızı şimdiden tebrik ediyor. Mevcuttaki bayrağı teslim edecek.
bütün arkadaşlarımıza hasreten teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla, selamla ve hürmetle selamlıyor. Tekrar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kıymetli milletvekilimize konuşmalar için teşekkür ediyorum. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Mustafa Sever'i mikrofona davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Bakanım, Sayın Milletvekillerim, çok kıymetli İl Başkanım, kıymetli İlçe Başkanım, Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok değerli İl Başkanı ve yöneticileri, değerli hemşerilerim, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Toroslar ilçemizin 6. İlçe Kongresi münasebetiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. İnşallah Ferdi Başkanımıza başarılar diliyoruz. Yönetimine başarılar diliyoruz. Önümüzdeki süreçte inşallah çalışmalarını çok daha yukarıya taşıyarak Toroslara ve Mersin'imize hizmet etmeye devam edecekler. Değerli kardeşlerim, içinde bulunduğumuz bu kongre sürecimiz son derece kıymetli, son derece önemli. Nasıl AK Parti'miz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kurulduğu günden bu yana ülkenin 25 yılına, 30 yılına yön verdiyse, inşallah içinde bulunduğumuz bu kongre süreciyle beraber ilçe kongreleri, il kongreleri ve büyük kongremizin sonucunda ortaya çıkacak kadrolar inşallah Türkiye'mizin önümüzdeki 25-30 yılını inşallah yön verecekler, şekillendirecekler. Bu kongre sürecimizin ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Değerli kardeşlerim, gerçekten 2002 yılından bu yana baktığımız zaman çok büyük hizmetler yapıldı ülkemize. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde 600 milyar dolara aşan yatırımlar yapıldı değerli kardeşlerim. Ülkemizin aşağı yukarı bütün altyapı sorunları çözüldü, çözülmek üzere. Marmaray'dan tutun Avrasya Tüneli'ne kadar, Çanakkale Köprüsü'ne kadar, 3. Boğaz Köprüsü'ne kadar ülkeyi baştan başa donatan hızlı trende, demir yollarıyla, otobanlarıyla, duble yollarıyla, hastaneleriyle, üniversiteleriyle gerçekten ülkemizin altyapı sorunları çok büyük ölçüde çözüldü değerli kardeşlerim. İnşallah tabii özellikle pandemi süreciyle başlayan ve arkasından savaşlarla ve yaşamış olduğumuz deprem felaketiyle beraber sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Allah'a şükürler olsun, tecrübeli kadrolarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gereken tedbirleri alıyorlar, aldılar ve bu süreci de hızlı bir şekilde atlatıyoruz. Değerli kardeşlerim, bizlere çok büyük görev düşüyor. Bu kongrelerde görev alacak arkadaşlarımıza çok büyük görev düşüyor. İnşallah bütün bu kazanımlarımızı daha da ileriye taşımak ve geriye dönülmez bir şekilde perçinlemek adına İnşallah önümüzdeki genel seçimlere bu kadrolarla gümbür gümbür hazırlanacağız ve inşallah ilk genel seçimlerde hem Mersin'de hem Türkiye'de açık ara birinci parti olup bu kadroların üzerine düşeni yapacak değerli kardeşlerim. Çok önemli değerli kardeşlerim. Artık altyapı sorunlarını çözmüş bir Türkiye bu sıkıntılı süreçten çıktıktan sonra ortaya çıkacak imkanlarını artık sağlığa, eğitime, sanata, spora, kültüre ve çalışan kesime, bilime, teknolojiye, sanayiye daha fazla imkan sağlama, daha fazla kaynak ayırma imkanı doğacak ve inşallah ülkemizi gerçekten refah ülkesini, refah seviyesini en üst noktaya çıkaracak çalışmaları, hizmetleri inşallah bu kadrolar beraberce yapacak. Ben bu duygu ve düşüncelerle Ferdi Başkanımıza tekrar başarılar diliyorum. Yeni yönetimini şimdiden tebrik ediyorum ve ilçe teşkilatlarımızın başarılı olması için
bizleri olarak sayın vekilimizle, vekillerimizle, sayın bakanımızla beraber, ben de bir BKYK'si olarak, takım arkadaşı olarak bu kardeşlerimizin önünü açmak ve toplum içerisine çıktıkları zaman alınlara açık, başı dik bir şekilde gezerek hemşehrilerimizin dertlerini dinleyip çözüm noktasında bize ulaştırabilmeleri için sonuna kadar onlara destek olacağız. Sonuna kadar onların yanlarında olacağız değerli kardeşlerim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da halka hizmeti, hakka hizmet gören bir anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Çözüm odağı olacağız. Dertlere derman olacağız. Kimsesizlerin kimi olmaya devam edeceğiz değerli kardeşlerim. Ben sözümü daha fazla uzatmak istemiyorum. Gerçekten burada Sayın Bakanımızı, Sayın Genel Başkan Yardımcımızı dinlemeyi arzu ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 6. kongremizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun değerli kardeşim. Şimdi de ilçe teşkilatımızın yapmış olduğu çalışmalarla ilgili kısa bir video görüntüsü var. Buyurun arkadaşlar. Yanındayız her daim, biliriz kim dost kim fedai. Dava uğruna seneler vermişler cahil. Geç doğar karanlığa atılan adımlara, yürürüz seninle inan yepyeni yarınlara. Terk etmeyiz bugün seni çaresiz yalnızlığa. Biz Asım'ın nesiyiz, haydi koşalım aydınlığa. Davamız büyük yarınlar aydınlıktır haydi. Anıların hatırına biz yürüyelim haydi. Milletimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, vatanımızı parçalayamayacaksınız, devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız, bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz, bu halka boyunduruk kuramayacaksınız. Bin yıldır yürüdüğümüz bu yoldan bizi geri döndüremeyeceksiniz. Ülkemizi hedeflerinden vazgeçiremeyeceksiniz. Onun için ne diyoruz? Tek millet diyoruz. Tek bayrak diyoruz. Tek vatan diyoruz. Tek devlet diyoruz. Böyle yürüyeceğiz. Oluyoruz, kardeş oluyoruz, hep birlikte Türkiye oluyoruz. Aha!
bu güzel çalışmalar için değerli ilçe başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Toroslar, hazır mıyız? Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere 66. Hükümet, Hazine ve Maliye Bakanımız, Mersin Milletvekilimiz, siyasette örnek aldığımız, teşkilatçılığı öğrendiğimiz çok kıymetli büyüğümüz Sayın Nureddin Nebati'yi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Sen alan Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Çok değerli Genel Başkan Yardımcım, çok değerli misafirler, teşkilatımızın çok değerli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler. Bu kutlu yolculukta nefes almak, değişim yapmak, gücümüze güç katmak ve en önemlisi Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının yol arkadaşları olarak yolumuza devam etmek üzere bir değişimin gerçekleştirildiği 6. olağan kongremize hepiniz hoş geldiniz. Yol uzun ve zahmetli. Bu zahmetli yolda partinin kuruluşundan ilk güne, bugüne kadar hepimiz ama hepimiz elimizi taşın altına koyduk. Gövdemizi taşın altına koyduk. Yağmur demedik, sıcak demedik, çamur demedik, güneş demedik ama kendimiz hep şunu dedik. AK Parti var, çok şükür. Recep Tayyip Erdoğan var, liderimiz. Ve çok şükür ki böyle bir liderin etrafında birken her şeyinle mücadele eden ve bu mücadelede de asla yenilmeyen bir grup olarak yolumuza devam ediyoruz. Bugün Türkiye'nin gelmiş olduğu bu nokta birileri tarafından kabul edilmeyebilir. Birileri tarafından şöyle yan gözle bakabilir. Ama 22 yıldır bu ülkede değişimi gerçekleştirilen bir AK Parti var. 22 yıldır sağlıktan eğitime, eğitimden ulaşıma, ulaşımdan her alanda, özellikle de savunmada, ki bugünlerde çok dikkat etmemiz gereken günlerdeyiz, savunmada, teknolojide, sayabileceğiniz her alanda adeta bir devrim gerçekleştirdik. Lütfen partinin kuruluşundaki ilk gündeki sözleri unutmayın. Biz sessiz yığınların sesiyiz. Azgın azınlığın çığırtkanlığına eyvallah etmeyiz. Biz sessiz yığınların sevgi ve muhabbetlerini artırmak için, sessiz yığınların refah düzeyini yükseltmek için ve bu ülkede ben bu ülkenin bir vatandaşıyım, o zaman birinci sınıf vatandaşıyım duygusunu yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Bu ülkede, bu şehirde hiç kimse Alevi diye ötekileştirilemez. Bu ülkede hiç kimse Roman diye ötekileştirilemez. Bu ülkede hiç kimse Kürtsün, Arapsın, Çerkessin, Yörüksün diye nitelendirilemez. Bu ülkede hiç kimse bir tarafa konularak bir tarafın gücü önünde saygı beklenmesi istenmez. Çünkü bu ülkede herkes saygıyı hak eden
ve saygıyla birlikte birlikte yaşamanın gerektirdiği gücü ortaya koyan insanlar olarak gözükür. Bugün Mersin'de ve Türkiye'de Cumhur İttifakı'nın en büyük bileşenlerinden birisi olan AK Parti ve değerli MHP ve diğer partilerle beraber yolumuza çıkan bütün engelleri kaldırıyoruz. Elbette ki bu yol içerisinde zaman zaman sıkıntılar olabiliyor. Elbette ki bu yol yürüyüşleri içerisinde yerel seçimlerde olduğu gibi elimizde olan değerleri kaybedebiliyoruz. Sakın ha! Önce onlara söylüyorum. Yerel yönetimlerde göstermiş olduğunuz bu farkındalık sizi farklı hesaplara götürmesin. Bu ülke AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini vermeye devam ediyor. Ve nefsimize söylüyoruz. Biz kaybetmedik. Kaybetmeyiz. Çünkü doğru olan her şeyin en güzelini yapıyoruz. Bakın, 2 aylık dönemde Türkiye buluşmaları adı altında 81 ilde milletvekilleri, bakanlar, MKYK üyeleri, genel başkan yardımcılarının tamamı, teşkilatlarımızın tamamı sokak sokak, mahalle mahalle, ev ev her seçmene ulaştı. Biz başarılıyız, güçlü bir şekilde geldik diye kendilerini kandıranlar yazı rehavetle geçirirken biz ser döktük. Çünkü bizim bir farkımız var. Bizim farkımız şu. Biz bayrağa bayrak olduğu için saygı duyuyoruz. Biz ezana ezana inandığımız için saygı duyuyoruz. Biz vatana şehitlerin kanı olduğu için ve yaşayacak son yerimiz olduğu için sahip çıkıyoruz. Birilerinin sözlerinde olanlar bizim ruhumuzda ve bedenimizde var. Ve birilerinin beklentilerinin ne aykırı olarak biz çalışıyoruz, koşturuyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve kabinemiz başta olmak üzere ülkeye hizmet ederken teşkilat mensuplarımız da bu çalışmaları kapı kapı giderek anlatıyorlar. Ama unutmayın, şu anda 1 yılı aşkın bir süredir. 7 Ekim'den bugüne kadar Gazze'de 42 bin insan katledildi. Milyonlarca insan, yüz binlerce aile bir yerden bir yere sürüklenirken aslında kendi hesapları doğrultusunda adım atanların bir şekilde Lübnan'dan sonra bu topraklara nasıl göz diktiklerini biliyoruz. Ama bu toprağın sahibi var. Bu vatanın sahibi var. Bu bayrağın sahibi var. Allah'ın izniyle biz bugüne kadar nerede durduysak aynı yerde duruyoruz. Ama değerli kardeşlerim, birlik ve beraberlik sokağın en ucundan, apartmanın kapısının önünden, dairelerden başlar, yukarıya devam eder. Bizim bir ve beraber olmamız gereken, kardeşlik hukukumuzu en yüksek seviyeye getirmemiz gereken bir dönemdeyiz. Önemli bir dönemdeyiz. Onun için değerli başkanım, yola devam ediyorsunuz. Yönetim kurulu üyelerimizde mutlaka bir değişim gerçekleşecektir. Yönetim kurulu üyelerimiz gelecek olan yenilerine, ilçe başkanımız ve tüm teşkilatlarımıza sesleniyorum. Biz 22 yıldır ter döküyoruz. Gelen baş üstüne, çekilen baş üstüne, vefa gösterilmeyen bir parti parti olmaktan çıkar.
eski ilçe başkanlarımıza, eski milletvekillerimize, eski teşkilat mensuplarımıza, kadınlarına, gençlerine ihtimamı göstereceğiz. Toplantımızın ilk gününden sonra yapacağımız şey şu olmalı. 22 yıldır sessiz kahramanlar olarak ter dökenlerin şöyle gidip bir elini öpmek, göğsüne elimizi koymak, omuzuna bir dokunmak ve siz vardınız, biz size dua ettik. Biz varız, siz bize dua edin. Ve duayı da kavli ve fiili bir şekilde gerçekleştirin diye onlardan önce bir helallik alın. Çünkü bu yol kutsal bir yolculuğa benzer. Dava arkadaşlığı arkadaşlıkların en üstünüdür. Yol kardeşliği en güzel kardeşliktir. Bu kardeşliğimizi de en üstün şekilde getirecek olan da bizim duruşumuzdur. Milletvekillerimiz, MKYK üyelerimiz, bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, yapmamız gereken tek şey var. Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu iradeye, milletin desteklediği bu iradeye gelin hep beraber sahip çıkalım. Ve şu kongre biter bitmez lütfen kapı kapı dolaşmaya, kadınlara, erkeklere, gençlere ulaşmaya çalışalım. Çünkü biz yorulmayız. Biz 4 yıl sonra yapılacak seçimin hazırlıklarına şimdiden başlarız. Biz yerel yönetimler için yapılacak 5 yıl sonraki seçimlere şimdiden hazırlık yaparız. Gücümüzü, emeğimizi buraya harcamamız lazım. Şimdi değerli kardeşlerim, bizim kongrelerde genellikle yarış olmaz. Yarış olmayınca da şu konuşmalar bitsin de gidip oy kullanalım diye bir beklentiye girer. Şimdi son söz konuşmacımız da genel başkan yardımcımız. Şimdi ta Ankara'dan kalkmış, gelmiş bir genel başkan yardımcısı. Bu kadar sakince dinleyen bir teşkilatı görürse diyecek ki Mersin'e gittim, havalar da artık sıcak değil. Bunlara ne olmuş? Olanlar olmuş mu? Olmamış mı? Şimdi şöyle bir gösterelim. Ya Mesru. Dombrayı bir çal bakalım. Şöyle bir ayağa kalkın ya. Bayrakları kaldırın arkadaşlar. Hadi bakalım. Arka arka bak. Her zaman protokol oturur. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Beyler, hanımlar. Beyler ve hanımlar. Şöyle bir ayağa kalkın. AK Parti yürüdüğü zaman ayağa kalkılır. Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi duyulduğu zaman ayağa kalkılır. Bayrak dendiği zaman ayağa kalkılır. Vatan dendiği zaman ayağa kalkılır. Bayraklar sallandığı zaman ses Kudüs'ten duyulur. Kudüs'ten. Şöyle bir heyecan, bir aşk. Aşkın olmadığı yerde heyecan olur mu ya? Aşkını göstereceksin, sevdanı göstereceksin, sevgini göstereceksin, muhabbetini göstereceksin. Ben buradayım diyeceksin. Öyle bir buradayım diyeceksin ki Mersin bu salonda bir kongre yapıldığını görsün. Böyle bir ses çıkaracaksın ki Mersin'den çıkan ses ancak öldüğümüzde serilir. Bizim üzerimize, lütfen Sayın Başkan, bizim üzerimize değerli kardeşlerim, ölü toprağa öldüğümüzde serilir. Biz ölmedik. Biz yaşıyoruz. Çünkü ümmetin umudunun olduğu coğrafyada yaşıyoruz.
Biz ölmedik, yaşıyoruz. Kudüs'tekiler, Gazze'dekiler bize bakıyor. Biz ölmedik, yaşıyoruz. Lübnan'dakiler buraya bakıyor. Biz ölmedik, yaşıyoruz. Kahrolası İsrail buraya bakıyor. Bunlar uyursa anca üzerine giderim diye bakıyor. Biz uyumayız. Biz bayrağa, vatana sahip çıkarız. Biz dinimize sahip çıkarız. Biz imanımıza sahip çıkarız. Onlar korksun, onlar buraya öyle bir baksın ki korkularından tir tir titresinler. Sakın ha, bir anlık gaflet, bir anlık şuursuzluk, bir anlık heyecansızlık bizi bir anlık yönüne getir. İşte bu, hep beraber gücümüzü göstererek ve hep beraber aşkımızı yaşayarak göstereceğiz. Aşk tek taraflı olur mu? Aşk maşuk ilişkisine en güzel şekilde yaparsak yürürüz. Öyle saçlar ağardı, sakalları aklar düştü. Yok belediye başkanlığını kazanamadım. Ali Başkan, kazanacaksın ya, dur. Daha yaşın ne? Durmak yok. İşte bu. Durmak yok. Durmak yok. Bizim sesimiz MHP ile iyi birleşti bak. Durmak yok. Yok arkadaş. Vallahi inmem bu sahneden. Durmak yok. Arkada üç kişi cevap vermedi. Durmak yok. İki kişiye düştü şurada. Durmak yok. Siz ne yapıyorsunuz? Seyretmeye mi geldiniz? Durmak yok. Ve son kez. Bu defa canlı başla. Aşkla, iştiyakla, sevdayla, sevdiğinizi uzun süredir görmediğiniz sevdanıza kavuşmak üzere. Durmak yok! Allah razı olsun. Sesidir o, suskun dünyanın hür sesidir o. Sayısız partimizin sayısız başarılarında imzası olan çok kıymetli genel başkan yardımcımız, seçim işleri başkanımız Sayın Ali İhsan Yavuz'u konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Divan, çok kıymetli il başkanımız, çok kıymetli bakanımız, değerli MKYK üyemiz, çok kıymetli milletvekili arkadaşlarımız, Cumhur İttifakımızın çok kıymetli il başkanı, il başkanları, belediye başkan adayımız, değerli katılımcılar, kıymetli başkanlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, çok kıymetli basın mensubu arkadaşlarımız, çok kıymetli Mersinli hemşerilerimiz, hülasa zorlaştıran değil kolaylaştıran, bölen değil birleştiren, iten değil kucaklayan, haklı güçsüzleri haksız güçsüzlere karşı koruyan bir yönetim anlayışıyla yola çıkan çok kıymetli kadrolarımız, hepinizi saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Kongremizin hayırlı ve uğurlu olmasını Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Ben de bir kez daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Ben de hoş bulduk, Allah razı olsun, misafirperverliğinize çok teşekkür ediyorum diyorum. Çok uzatmak istemiyorum.
Nurettin Nebati Bakanımız bana da bir çerçeve çizdi. Hem güzel hazırladı salonu, çok teşekkür ediyorum. Hem de o çok fazla yarışta olmayan, kardeşlik duygularının ön planda olduğu, birlik içinde girdiğimiz kongrelerde bir an önce bu iş bitsin, oylar kullanılsın, kaldığımız yerden çalışmalara devam edelim dedi. Elhak katılıyorum, onun için ben de fazla uzatmayacağım. Ama madem bu kadar uzak yoldan geldim, sabahın erken saatinde, zaten dün yoğundu programlar, eve gittiğimde 2'ydi, 5'te evden çıktım, buraya geldim, bir 20 dakikanızı almak istiyorum. 20 dakikadan az olmayacak, kesinlikle 30 dakikadan fazla olmayacak şekilde ne olursunuz bana sabredin diye rica ediyorum. Ve yine sözlerimin başında kefenini giyip önümüze geçen ve bizlere çokça ilkler, yenilikler, güzellikler yaşamamıza vesile olan kimsesizlerin, kimsesi sessiz yığınların sesi, insanlığın hür sesi, kimse olmasa da kimse kalmasa da son nefesime kadar mazlumların, mağdurların, Filistinlilerin, Gazze'lilerin yanında olacağım, yanında duracağım, onlara destek vereceğim diyen Recep Tayyip Erdoğan liderimizin selamlarını getirdim size. Aslında bu parti partilerden bir parti değildir. Cumhur İttifakı da ittifaklardan bir ittifak değildir. Liderimiz de liderlerden bir lider değildir. Genel başkanlardan bir genel başkan değildir. Çok daha ötesidir. Zaten böyle olmasaydı, salt sıradan bir organizasyon olsaydı AK Parti'de, o diğer ittifaklara benzeyen bir ittifak olsaydı Cumhur İttifakı, bu kadar fazlasını, bu kadarını asla gerçekleştiremezdik. Bu derece prangaları söküp atamazdık. Zincirleri koparıp yok edemezdik. Yasakları ortadan kaldıramazdık. Terörü köşeye sıkıştıramazdık. FETÖ'yü bu ülkeden söküp atamazdık. Egemenlik kayıtsız şartsız milletirdir noktasına bu işi taşıyamazdık. Ama biraz daha anlaşılsın diye ben şöyle süreçlere bir sizi taşımak istiyorum. Birkaç süreç. 1950 öncesi, 1950, merak etmeyin çok kısa olacak, verdiğim sözde duracağım. Darbeler süreci ve AK dönem. 1950 öncesine bir bakın. Yaptığımız işin kıymetini anlamamız için nereden geldiğimize ve nereye doğru yol aldığımıza iyi bakmamız gerekir. Tek parti dönemi, bir yasa var. Çok dokunup dokunup geçeceğim. Lütfen dikkat buyurun. Tek parti dönemi, devlet memurları Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olacak diye bir kanun çıkıyor. O arada bakıyorlar ki bir kanun da var, memurlar siyaset yapamaz diye. Galiba biz çelişkili bir şey yaptık diye düşünmeye başlıyorlar. Bir tenakkuz yaşıyorlar. Ve oturup bunu tartışıyorlar. 1930 sonrasından bahsediyorum. Ama 50 öncesinden. Diyorlar ki evet, memurlar siyaset yapamaz diye bir yasa var. Memurun muhakeme kanunu. Şimdi de diyoruz ki bütün memurlar CHP'ye üye olacak. Bunda bir çelişki yok mu? Yok diyorlar. Çünkü CHP devlettir. Memurlar partiye üye olamaz. CHP parti değil devlettir diye bir noktaya getiriyorlar. Şimdi bu zihniyete bir dikkat edelim şimdi. Buradan 1950'yi görüyoruz. Tek partili dönemden çok partili döneme ve oylar hani gizli oy açık tasniften
düzeltiyorum, açık oy gizli tasniften gizli oy açık tasnif sürecine taşınıyoruz 1950'de. Olsun diyor CHP. 1950'de Demokrat Parti seçim almış olabilir. 54'ü var bunun. 54'te de olmuyor. 57'si var diyor. 57'de de olmuyor. Ve işte 60 ihtilali böyle gerçekleşiyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti nasıl olsa sandıktan bir daha çıkamayacağım. Bu iş seçimle olmayacak. Öyle bir düzen kuralım ki Cumhuriyet Halk Partisi seçimden sandıktan çıkamazsa da tıpkı iktidardaymış gibi işin içinde olsun. Ve işte o düzenden sonra işler bir türlü istedikleri gibi gitmiyor. Ama biz de ihtilallerden kurtulamıyoruz. 60'tır, 71 muhtırasıdır, 80 ihtilalidir, 28 Şubat 1997 postmodern darbesidir vesaire derken 2002'ye geliyoruz. 2002, bu ülkede iktidar olunur ancak muktedir olunmaz denilen günler. Öyle egemenlik yetkisi kayıtsız milletindir ama millet bu egemenlik yetkisini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerin elinin dışında başka kurumlar eliyle de yürütür, anayasadaki hüküme dayanarak açıklar arandığı günler. Bizim yakamızı da bırakmıyor darbeler ve peş peşe geliyor adeta. Hatırlayın 27 Nisan 2007 muhtırasını, hatırlayın Gezi olaylarını, hatırlayın 7 Şubat MİT hadisesini, hatırlayın 17-25 Aralık süreçlerini, hatırlayın 15 Temmuz darbe sürecini peş peşe devam etti. Ama geldiğimiz nokta şudur. 2010'du sanıyorum, anayasada darbeciler yargılanamaz diye geçici 15. madde vardı. Kaldırmaya çalıştık. İlk tepki Cumhuriyet Halk Partisi'nden geldi. Yalan söylüyorlar dedi o günkü genel başkan. Kimse bunu kaldıramaz. Aslında kaldırmasın özlemiydi ve arzusuydu. Kimse bunu kaldıramaz. Yalan söylüyorlar dedi. Ama AK Parti, AK kadrolar anayasanın geçici 15. maddesini kaldırdı ve darbecileri de yargıladı. Sonra ne oldu? İhtilali yapanlar, bitirmek üzereyim, bir yere bağlayacağım. Yine bir kez daha dikkat buyurun lütfen diyorum. İç Hizmet Kanunu 35. maddesi varken katiyen darbelerin önüne geçilemez deniyordu. İç Hizmet Kanunu 35. maddesine dokunan da yanar deniyordu. İpe çekilir deniyordu. Değiştirdik. Şu anda İç Hizmet Kanunu 35. maddesi o değişmiş haliyle var. Ama liderimiz Recep Tayyip Erdoğan hala başımızda. Çünkü siz Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın hep arkasında durdunuz. 15 Temmuz'u da böyle püskürttük. Ve Cumhur İttifakı'nın adeta tohumları orada atıldı. Onun öncesi de var aslında. 2008. Ben aslında 2008'e gidiyorum bu anlamda. Kafa kafaya verdik. Milliyetçi Hareket Partisi ile bu ülkedeki başörtüsü meselesini ortadan kaldıracağız dedik. Sadece üniversitede okuyan evlatlarımız için. Ama arkadan gördünüz gazete manşetleri, 411 el kaosa kalktı manşetleri çıktı. Turgut Özal zamanında biz gördük, belki genç kardeşlerimiz o günleri yaşamamıştı. Bu işler, Sayın Bakanımız benden daha iyi bilir bunu. Yönetmelikle olmaz, kanunla hiç olmaz. Bu iş ancak anayasa değişikliğiyle olur deniyordu. Ama Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti kafa kafaya verdi. Anayasanın ilgili hükmünü değiştirdi. Üniversiteye gidecek kız kardeşlerimiz için başörtüsünü serbest hale getirdi. Ama bunu Şubat'ta yaptık.
Mart'ta Anayasa Mahkemesi anayasaya aykırı bir şekilde bu kanunu iptal etti. Ama o ruh devam etti ve o zihniyet devrimi gerçekleşti. Bugün o da serbest. Bakınız işte bu mücadelenin ardından geldiğimiz noktayı söylüyorum. Ben Cumhur İttifakı ilk kurulurken söyledim. Celal Adan başkanımız şahittir bir uçakta. Bu ittifak kurulursa memleket için çok bereketli olacak demiştim. Lütfen bu ittifakın kadrini bilelim. Ve geldiğimiz nokta şu noktadır. Artık darbeler konuşulmuyor. Egemenlik yetkisi kime aittir diye tartışılmıyor. İrtica hortladı yaygaraları yok. PKK öyle serbest bir şekilde ortalıkta gezemiyor. FETÖ'yü söküp attık. Artık iktidar da olunur, muktedir de olunur noktasına geldik hamdolsun. Ve sonuç, bitiriyorum. Başörtüsü sorunu çözüldü mü? Çözüldü. Ayasofya açıldı mı? Açıldı. Toroslar'da üniversite kuruldu mu başkanım? Çukurova Havalimanı olanca ihtişamıyla Sayın Bakanım imreniyoruz size, haberiniz olsun. Açıldı mı? Açıldı. Vallahi CHP engel olmaya kalktı mı kalkmadı mı çok merak ediyorum. Sabah Sayın Bakanımızla uçaktaydık. Yoğunluktan bahsettiler anonsta. Ama o İstanbul Havalimanı yapılırken Cumhuriyet Halk Partisi var gücüyle karşı koydu. Her şeye karşı. Altay tankı yapılsın dendi, ona da karşı kondu. Yerli otomobil yapalım dendi, ona da karşı kondu. FETÖ'yle mücadeleyi, PKK'yla mücadeleyi adeta sekteye uğratır yaklaşımlar sergiledi. Ama bunların hepsi oldu. İşte o egemenlik yetkisi kayıtsız şartsız milletin olunca burada nükleer santral kuruluyor. Mersin'de. Bursa TOG'u yapıyor, üretiyor. Sakarya Altay tankının seri üretimine başlıyor. Oluyor. Evet, bir takım badireler yaşadık. Zaman zaman sendeledik. Büyük bir depremle karşı karşıya kaldık. Pandemi sürecini geçirdik. Ukrayna savaşı, Suriye derken gerçekten zor süreçlerden geldik. Ama bütün onları arkada bırakan ve çok daha fazlasıyla toparlama modu içinde geleceğe, gelecek ufuklara, gelecek heyecanlara yolculuğumuzu devam ettirecek şekilde güçlü adımlarla yine yürüyüşümüz devam ediyor. İşte bu yürüyüşün mimarları sizsiniz. Bir örnekle bitiriyorum. Gerçekten olmaz denilen işler oldu bu ülkede. Yapılamaz denilenler yapıldı. Ama Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin sayesinde, Cumhur İttifakı'nın sayesinde ve sizlerin sayesinde, sizlerin. Artvin'deydim, Rize tarafında. Rize'de bir hadise anlattım. Bir hanımefendi hüngür hüngür ağladı. Ben de aynılarını yaşadım dedi. Türkiye buluşmaları kapsamında Türkiye'yi dolaştık ya bundan önceki aylarda. Zaten Sayın Bakanımız da söyledi. Şimdi kongreler için dolaşıyoruz. Artvin'e gittim, dedim ki bitiriyorum, 2 dakika. Sadece 2-3 dakika daha istirham edeceğim. Afyon'a gittim, dedim ki bir sandık var merkez ilçe sınırları içinde. O sandığa oylar girdi ama çıkmadı. Bizim elimizde her şey var bu arada. Bu sandığın sahibi kimdi? Başındaki kimdi dedim. Fatma Hanım diye bir hanımefendi ayağa kalktı. O sandığın başında ben vardım. Oradan bir oy zayi olamaz başkanım. Muhtemelen yanlış bilgin var dedi. Ve benimle mücadeleye kalkıştı. Hoşuma gidince ben de biraz daha üsteledim. Kaybolmuş o oylar dedim.
120 oy girmiş ama 0 oy çıkmış. Cımbızlarlar bu işte başka yere getirirler. Birazdan meseleyi söylediğimde ne demek istediğim anlaşılacak. Olamaz başkanım dedi. Bir oy zayi olamaz. O gün kavga ettim. Büyük bir mücadele ortaya koydum. Hatta yemedim içmedim derken bir Fatma Hanım Artvin'de ayağa kalktı ve bir anda evet evet doğru o benim dedi. Ya Fatma Hanım ben Afyon'daki Fatma Hanım'dan bahsediyorum dedim. Ama o Fatma Hanım da aynılarını yaşamış meğer. Burada da Fatma Hanımlar var değil mi Fatma Abacı Hanım? Burada da Fatma Hanımlar, Ayşe Hanımlar var. Gerçekten onların hakkını ödeyemeyiz. Bir Nurhan abla vardı Sakarya'da. Sakarya'dan bir örnek vereyim şimdi de. Partiye geldi, bir tane arabası var. Arabası pert oldu. Her yere yetişeyim diye. Sonra baktı ki arabasız kaldı. Kızını getirdi. Oğlunu evlendirdi, gelini geldi. Oğlunu da getirdi. Gençlik kollarına koydu. Bir ordu gibi Sakarya'da çalıştı. Evde gelirken yine Rize Artvin tarafındaydı. Hanımefendi hepimiz siyaset yapıyoruz ama hanımefendiler çok yürekten yapıyor dedim. Her şeyini ortaya koyuyor dedim. Hakikaten o anlamda bizden çok daha iyilerdir dedim. Ve buna ilişkin hakikaten çok çarpıcı örnekler ortaya koymaya çalıştım. Bir tanesi de şu, bitiriyorum. Niye bunu söylediğimi anlayın. Keçiören'de bir anne oğluna diyor ki bugün seçim var. Bu milletin geleceği bu seçimin sonucuna bağlı. Onun için git sandığa erkenden ve sandığa sahip çık diyor. Anne evladını gönderiyor, kalp krizi geçiyor ve vefat ediyor. Hadise gerçek bir hadise. Çocuğu sandıktan kaldıramamışlar. Evladını. Annem bana tembih etti o sandığa sahip çık diye. O Nurhan ablanın eşine rast geldim. Hanımefendiler böyle. Eşine rastladım İbrahim amcaya. İbrahim amca vefat etti bu arada. Allah gani gani rahmet eylesin. İbrahim amca dedim, adliyede rast geldim. Ben hukukçuyum, o dönemde avukatlık yapıyordum. Merkezce başkanı dönemimde olan şeyler bunlar. İbrahim amca, kızın orada, oğlun orada, gelinin orada, eşin orada. Sen niye yoksun dedim. Gel İbrahim amca, gel sen de gel. Dedi ki Ali İhsan Beyciğim, eşim, kızım, gelinim, oğlum orada rahat siyaset yapsın diye ben de ev işlerini yapıyorum evladım dedi. İbrahim amcalar da böyle. O zaman bize daha büyük bir görev düşüyor. Bu tekerlek tümsekte kalmayacak, kalmamalı. Çünkü yapacak çok işimiz var. Gerçekten yapacak çok işimiz var. Her seferinde desteğinizi ortaya koydunuz, bize katkı sağladınız, yürekten bu işi yaptınız. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, iyi ki varsınız. Ama bundan sonra da yine sıra dağlar gibi liderimizin arkasında, ittifakımızın arkasında dimdik duracağız. O güçlü yarınlara hep birlikte inşallah yürümeye devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun diyor. Kongrede seçilecek olan kardeşimizi bugüne kadarki görevinden dolayı kutluyor. Bundan sonraki süreç içinde muvaffakiyetler diliyorum. Sağ olun, var olun. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ali İhsan Yavuz'a bu güzel konuşmalar için teşekkür ediyorum. Şimdi de faaliyet raporları kısmına geliyoruz. Faaliyet raporunun okunması için Sayın Melihan Nur Kahraman'ı kürsüye davet ediyorum.